Haber Bültenimize hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı sayın seyirciler ve heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyarette Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay ve OSB Genel Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu da yer aldılar ve ziyarette OSB'nin genişlemesi, yeni OSB'lerin açılması görüşüldü. Afyonkarahisar AK Parti heyeti Ankara'ya adeta çıkartma yaptı. Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdun'u sevenle AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluşay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler. Ziyarete Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay ve OSB Genel Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu da katıldılar. Ziyarette Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesi ve yeni OSB'lerin açılması görüşüldü. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay konuşmasında Afyonkarahisar'ın gelişimi ve yarınları için bugünleri es geçmemiz mümkün değil. Attığımız her adımın yarınlara olumlu bir yansıması olacaktır. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nin vizyoner yönetim kurulları ve yöneticileri temsil ettikleri bu büyük ekonomik gücü, altyapılı arsalar sağlanması, bunların ötesinde firmaların ihracatlarını artırmaları, Ar-Ge faaliyetleriyle katma değeri yüksek üretim yapmaları, istihdamlarını yükseltmeleri, çevreci üretime kadar birçok alanda strateji oluşturmayı hedefliyor. Biz de siyasi olarak bu hedefler ışığında elimizden gelen desteği vermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la çok olumlu ve verimli bir görüşme yaptık. İnşallah neticeleri hayırlı olur ifadelerine yer verdi. AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdun'u seven de şehrimize yapılacak her yatırımın peşindeyiz ve takipçisiyiz. Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlığımız ve tüm bürokratlarımız var gücümüzle bugüne kadar şehrimiz için çalıştık ve çok güzel neticeler alıyoruz. Bugünden sonra da yine var gücümüzle çalışmaya, Afyonkarahisar'ımızın kalkınması ve istihdamın artması için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz. Bu minvalde görüştüğümüz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la da şehrimizdeki devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde planladığımız projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Afyonkarahisar OSB Başkanımız Bekir Yeşilay'ın da katılımıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesiyle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Bakan Varank'la Afyonkarahisar'ın organize sanayi bölgelerinde yürütülen altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla genişleme projelerini değerlendiren milletvekili Ali Özkaya, ilimizin daha çok istihdam, daha çok yatırım alan bir merkez olması gayesiyle durmadan çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Bakanımız da gerekli desteği veriyor. AK Parti öncesinde Afyonkarahisar'da bulunan OSB sayısıyla bugünkü sayı arasında uçurum var. Elhamdülillah son olarak da Sinanpaşa ilçemizde Afyonkarahisar'ın ikinci büyük organize sanayi bölgesini de kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyonkarahisar bu çalışmalarla istihdamın, yatırımın ve üretimin kalbi olacak. Bu konuda milletvekillerimiz, valimiz ve il başkanımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. İnşallah ilimizde ülkemizin gösterdiği büyümenin ve kalkınmadan hak ettiği payı alacak dedi. Milletvekili Özkaya ziyarette Bakan Varank'ın Afyonkarahisar'a pozitif ayrımcılık gösterdiğini belirterek her talebimize olumlu yaklaşan Bakanımız Mustafa Varank Bey'e ilgisi, alakası ve nezaketi nedeniyle teşekkür ediyorum dedi. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu da Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin kesişim noktasında olan Afyonkarahisar hükümetimiz döneminde yatırımların cazibe merkezi olmuştur. Son 19 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan baraj ve göletlere, tarım ve hayvancılıktan ormancılığa, sanayi ve teknolojiden kültür ve turizme kadar ilimize büyük yatırımlar yapılmıştır. Son 19 yılda takriben 35 milyar liradan fazla yatırım yapılarak bir rekora imza atılmıştır. İlimizde gerçekleştirilen yatırımlardan takriben 500 milyon lira gibi önemli bir kısmı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na aittir. Bu alanda yapılan yatırımlar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve il başkanımızın gayretli çalışmaları neticesinde her geçen gün yeni yatırımlar yapılmaya devam etmektedir. İlimiz yöneticileri Ankara'da bakanlıklara gerçekleştirdikleri ziyaret ve toplantılar neticesinde Afyonkarahisar'a yeni yatırım müjdeleriyle dönmektedirler. Özellikle ilimizin organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, şehrimizde yapılması planlanan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla alakalı çok verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir dedi. Ziyarete Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay ve OSB Genel Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu da katılarak OSB'nin genişletilmesi ve bakanlıkça desteklenmesi yönünde bir dosya sundular. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın organize ettiği muhtarlarla toplantı programları sürüyor. İlki Sandıklı ilçesinde yapılırken ikincisi de Afyonkarahisar merkezde gerçekleştirildi. Şimdi bu uzman
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın organize ettiği muhtarlarla toplantı programları devam ediyor. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'le birlikte İlgenel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Başkan Yardımcısı Fatih Okyar, İl Yönetim Kurulu Üyesi Eren Alan ve çok sayıda muhtar katıldı. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, AK Parti çözüm üretme sanatının merkezidir dedi. İfadelerimiz her zaman söylüyoruz. Bizim mahallelerimizin Cumhurbaşkanı. Mahallelerimizde sizin dediğiniz bizim için yapılması gereken en önemli şeylerdir. Bu konuda genelimiz başkanımız da var, köylerimiz için, belediye başkanımız da var, mermerler için. Siz ne derseniz, ne talep ederseniz tabii belli şartları aşmamamız gerekiyor. Yani biz olacak herhalde ama bizim de bir bütçemiz, böyle bir sınırımız, belli bir ihtiyaç listesi sıralaması var. Bu sıralamaya göre elimizden geldiğince en fazlası, en iyisi, en güzeli mahallelerde yapmak istiyoruz. Çünkü siz de benim ki mahalleye karşı bir hesap veriyorsunuz. Nasıl bir yere seçmene gidip sizlerle hesap verip sizlerle oy istiyorsak seçmen olarak sizler de mahallenizdeki seçmenlere gidip onlardan oy istiyorsunuz. Onun için de istediğinizi, talep ettiğinizi ya da sizin taahhütlerinizi yerine getirmesi bizim için önemli. Biraz önce İl Başkanım söyledi, sizin taleplerinizin başvurduğunu üstünde inşallah elimizden geldiğince hepsini gerçekleştirdik. Bu kadar yaptık, inşallah bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da toplantı hakkında şunları söyledi. İnşallah bugün sizlerle, mahallelerinizle, hanelerinizde olan sıkıntılarımız varsa onların sayın başkanımızı, ülkemizi bir dinleyeceğiz. İnşallah da bir yapabileceğimiz çözümümüzü ne varsa her zaman yanınızda olduğumuzu kendinizdeyiz. Tüm taleplerinizin başının üstünün üzerinde yeri var. İnşallah bu ilk olursa devamında geleceğim. Ben toplantımız için haydi resim olması da ben değilim. Toplantıda Muhtarlar Derneği Başkanı ve Burmalı Mahallesi Muhtarı Suat Uygur da bir konuşma yaparak toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sayın seyirciler, bu hafta Konya'da meydana gelen ve daha sonra da ilimizde de hissedilen meydana gelen depremlerin ardından önemli açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak, son yıllarda özellikle yüzey kırıklarıyla gündeme gelen Bolvedin ve Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı için tehlikeye dikkat çekti. Deprem uzmanından Afyonkarahisar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak, son yıllarda özellikle yüzey kırıklarıyla gündeme gelen Bolvedin ve Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı için tehlikeye dikkat çekti. Profesör Doktor Özkaymak, Konya'da 5.1 büyüklüğünde sığ odaklı bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, Afyonkarahisar ve Konya'ya bağlı yerleşim alanlarında özellikle alüvyal zeminler üzerinde orta şiddetle hissedilen depremin odak mekanizma çözümlerine göre kuzeydoğu güneybatı uzanımı normal bir faydan kaynaklandığını belirtti. Türkiye diri fay haritasında depremin kaynak fayı yer almamaktadır. Kandilli Rasathanesi'ne göre bölgede ilk 12 saat içinde büyüklükleri 0.7 ile 4 arasında değişen yaklaşık 50 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Ana şoktan 1 saat 46 dakika sonra Afyonkarahisar yerleşim alanının yaklaşık 6 kilometre güneybatısında yer alan Sülün'de 3.1 büyüklüğünde sığ odaklı bir deprem daha meydana gelmiştir. Afyonkarahisar kent merkezinde şiddetli hissedilen bu deprem, merkezde Çay ilçesi arasında uzanan yaklaşık doğu-batı uzanımlı ışıklar fay zonunun batı bölümünde yer alan normal fay segmentleri üzerindeki kırılma sonucu meydana gelmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Diri Fay Araştırma Grubu Afyon Akşehir grebenini jeolojik, jeodezik ve jeofizik yöntemlerle uzun yıllardır takip etmektedir. Çayla Afyonkarahisar arasında yer alan Işıklar Fay Zonu aletsel dönemde henüz yıkıcı bir deprem üretmemiş olup fayın batı bölümü Konya depremi sonrası tetiklenmiştir dedi. Profesör Doktor Çağlar Özkaymak özellikle Afyonkarahisar'ın Kararslan'la Büyük Kayacık arasındaki fay parçalarının son yıllarda sismik olarak hareketlenmeye başladığını da anımsattı. Bununla beraber grebenin doğu bölümünde yer alan Tuzlukçu ile Yunak arası da son zamanlarda sismik açıdan hareketli alanlardır. Son yıllarda bölgede meydana gelen depremler Afyonkarahisar ile Konya arasındaki bölgede başlıca kuzeybatı, güneydoğu, kuzeydoğu, güneybatı ve kuzey güney olmak üzere çok yönlü genişlemeli bir tektonizma ile kontrol edilen çok sayıda diri fayın yer aldığına işaret etmektedir.
Bölgede Bolvadin, Konya'nın Tuzlukçu gibi yerleşim alanlarıyla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı altından geçen asismik yüzey deformasyonları meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir diye konuştu. Profesör Özkaymak, yıkıcı bir deprem riskine karşı alınabilecek önlemleri de son 15-20 yıldır özellikle yerleşim alanları içinde yıkıcı deprem olmaksızın büyük oranda yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı oturmalardan kaynaklanan yüzey kırıkları üzerinde yer alan ve taşıyıcı sistemlerinde hasar oluşan binalar için bu tip orta şiddetli depremler tehlike oluşturmaktadır. Bu bölgelerde asismik yüzey deformasyonları üzerinde yer alan riskli binaların acilen tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölgede meydana gelen orta şiddetli depremler, normal meydana gelmesi beklenen depremler olup bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek yerel yönetimlerimiz tarafından gerekli önlemlerin alınması, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir şeklinde sıraladı. Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Yolçatı Ağaçlandırma sahasında Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 84 milyon için üçer fidan sloganıyla düzenlenen programa katılarak il protokolü ve vatandaşlarla birlikte fidan dikti. Ayrıca Şuhut'ta da 1200 fidan toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 84 milyon için üçer fidan sloganıyla düzenlenen etkinlikte 14 ayrı lokasyonda 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ülkemizi daha yeşil yarınlara ulaştırabilmek, yangınlarda zarar gören alanları hızla yeşile döndürmek, ağaçlandırma ve orman varlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Himayesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ilde fidanlar topraklarla buluşturuldu. Afyonkarahisar'da da Yolçatı Ağaçlandırma sahasına düzenlenen etkinlikte Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ı yeşil afyon yapmakta kararlı olduklarını belirtti. İlimizin %20'si ormanlarla kaplı. Biz bu oranı yükseltmek zorundayız. Gelecek nesiller adına buna mecburuz. Bunun için hem belediyemiz hem biz hem Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz duyarlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Son yıllarda Afyonkarahisar'da 109.700 ağaç dikildi. Bugün 14 ayrı lokasyonda 400 dekar alanda 15.000 ağaç toprakla buluşturuluyor. Önümüzdeki süreçte kesinlikle %20 oranını çok daha yukarı çıkarmalıyız. Biz Termal'in şehriyiz. Biz mermerin şehriyiz, biz tarihin şehriyiz, biz yeşilin de şehri olacağız. Bu konuda gerçekten kararlıyız. Bu manada hem belediyemizin yaptığı yeşillendirme çalışmaları hem bizlerin yaptığı çalışmalar hem okullarımız, öğrenciler, ailelerimiz hep beraber seferber olmuş durumdayız. Çok yakın zamanda daha yeşil bir afyon göreceğiz dedi. Ülke genelinde 84 milyon için üçer fidan sloganıyla 250 milyon adet fidanın toprakla buluşturulacağına dikkat çeken Vali Çiçek, Orman Genel Müdürlüğümüze ve Orman İşletme Müdürümüz Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda milli bir seferberlik ruhu içinde çalışıyorlar. Tam da ağaçlandırma seferberliği ismine uygun oldu. Aynı zamanda bugün burada AFAD gönüllülerimiz var, belediyemizden arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz var. Yine başsavcımız burada, kendisine teşekkür ediyorum. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzden infaz koruma memurlarımız, Cekut Arama Kurtarma ekibimiz, köylülerimiz, bizler hepimiz buradayız. Hepimiz aynı duyguyla, aynı heyecanla toprakla buluştuk diye konuştu. Yıl sonuna kadar ağaçlandırma faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyen Vali Çiçek, bu yıl ülkemizde yaz dönemi orman yangınları açısından zor bir yaz oldu, ancak alınan önlemler, vatandaşlarımızın ihbarları, bizleri bilgilendirmeleri sayesinde Afyonkarahisar'da ağaçla ilgili üzücü bir olayla karşılaşmadık. İnşallah ağaçla, ormanlarla ilgili yangınlara karşı duyarlılığımız artarak devam edecek. Tüm Afyonkarahisarlılara hem teşekkür ediyorum hem kırmızı alarmımızın halen devam etmekle olduğunu belirtmek istiyorum. 15 bin ağaç dikilecek demiştim. Bu sadece bugün için olan bir rakam. Yıl sonuna kadar nüfusun 3 katı, yani her bir kişi 3 ağaç dikecek şekilde 2 milyon 200 bin fidan Afyonkarahisar'da dikilecek. Gerçekten çok muazzam bir rakam. İnşallah Milli Ağaçlandırma Günümüzü yakışır bir şekilde buradan kutlayacağız. Aynı zamanda tüm Afyonkarahisar'ın ve milletimizin Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyorum diye konuştu. Programın son bölümünde Vali Çiçek ve diğer katılımcılar hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdular. Fidan dikimi programı Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Sağlık Binler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökanuz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler ve öğrenciler katıldılar. Şuhut'ta da Halaç Köyü'nde fidan dikimi merasimi gerçekleştirildi.
Alaşköy İlkokulu'nda gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde Fidan'daki merasimine Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yastıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İl Genel Meclis üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut Orman İşletme Şefliği yetkilileri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcıların fidan dikimiyle başlayan Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde gerçekleştirilen merasimde fidanlar toprakla buluştu. Programdan sonra Halaçköy İlkokulu tarafından katılımcılara ilçenin tescilli keşke ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Fidan dikiminden sonra Şuhut Orman İşletme Şefliği tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Şuhut Orman İşletme Şefliğinde çalışan Şuhayip Düzdaş konuyla ilgili şunları söyledi. Bugün Şuhut genelinde 11-11 Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes şeklinde fidanlarımızı diktik. Şuhut genelinde 1200 adet fidanımızı toprakla buluşturduk. Bundan Şuhut Orman İşletme Şefliği olarak bundan dolayı gururluyuz. Halaçköy İlkokul öğrencisi Eray Şahin ise fidan dikmeleri olanak sağlayan herkese teşekkür etti. Okula fidan diktiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gün geçti. Asayiş haberlerimize devam ediyoruz. Araç içerisine sızan klima gazından dolayı bomba gibi patladı. 3 kişi yaralandı. Olay kent merkezi Hıdırlık Mesirlilik alana çıkan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali İhsan Bey içerisindeki iki arkadaşının bulunduğu 03 BM 554 plakalı otomobilin kent manzarasını seyretmek için yol kenarına park etti. Olacaklardan habersiz aracın içinde sohbet eden 3 arkadaştan birisi bu esnada iddiaya göre sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. Olayın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan durumu iyi olanlardan biri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sürücü Ali İhsan Bey'in gaz parlamasından dolayı vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldiği tespit edilirken diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu belirlendi. Durumu iyi olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen yaralıların ifadesini alan polis ekipleri şahısların aracın içinde önce çakmak gazı patladığını ancak sonrasında araçta gaz olmadığını ve patlamanın neden kaynaklandığını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimal üzerine duruluyor. Patlamanın ardından ortaya çıkan basınçtan dolayı otomobilin dört kapısı ile birlikte bagaj açılırken araçta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Aracın ön camı ile birlikte kapı camları da patlamadan nasibini alarak adeta tuzla buz oldu. Otomobilin sunrufunun parçalanması ve tavan bölümü ile birlikte kapılarının yanılması ise patlamanın nedenli şiddetli olduğunu gözlerine serdi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Polis ekiplerinden kafeteryalara huzur operasyonu. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ona yakın polisin katıldığı huzur operasyonunda başta ilçe merkezindeki kahvehane ve kafeteryalar olmak üzere Kredi Yurtlar Kurumu yurdu öğrencilerinin çoğunlukla uğrak yeri olarak kafeterya ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen uygulamada kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamaları yapılırken iş yerlerine de kapsamlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çoğunlukla gençlerin yanlarında kimliklerinin olmadığı gözlenirken kimliği olmayan kişilere polis ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Eber Gölü'nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseldi. Bolvedin ilçesinde bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı. Gölün sularının çekildiği 6 bölgede çıkan yangın halen devam ediyor. Gölden yükselen dumanlar Bolvedin ilçesi başta olmak üzere çevredeki birçok bölgeden görülürken alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yanan Eber Gölü drone ile havadan görüntülendi. Kırmızı ışık ve hız kurallarına uymayanlara drone ile destekli denetim. Emirdağ Eskişehir Karayolu'nda kavşak noktalarda jandarma ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Kavşak noktalarda konuşlanan jandarma ekipleri bir yandan kırmızı ışık ihlallerini kaydalırken bir yandan da radar uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan 9 sürücüye ceza işlem uygulandı. Öte yandan yapılan denetimler sonrası kırmızı ışık ihlalinde ve hız sınırı aşımında gözle görülür bir azalma olduğu belirtildi. Bolvedin'de 20 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi.
Bolveli'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulama yapıldı. Yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. Yolcu otobüsü tırı arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı. Kaza Fyonkarahisar Antalya Karayolu üzeri Sandıklı ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arifne İdaresi'ndeki 41PK045 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünden seyreden Mehmet Ali Bey yönetimindeki 15AAU541 plakalı tırı arkadan çarptı. Kazada Resul Çakır, Berçen, Fatoş, Lukman Sertaş, Ep Özdemir, Rabia Akbaba, Deniz Sert ve Dudu Ateş isimli yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Sayın seyirciler, sadakatsiz eş tazminat ödeyecek. Evli bir kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı. Yüksek Mahkeme ağır kusurlu bulunan kadının kocaya tazminat ödemesi gerektiğine de karar verdi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, evli bir kadının gece yarısı başka bir erkeğe mesaj atmasının sadakatsizlik olduğuna hükmederek boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme ağır kusurlu bulunan kadının kocaya tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre bir süredir geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı olarak aile mahkemesine boşanma davası açtı. Mahkeme gece yarısı başka bir erkeğe mesaj atarak telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen kadını ağır kusurlu buldu. Tarafların davalarının kabulüyle boşanmalarına, ortak çocukların velayetlerinin anneye verilmesine, çocuklar yararına tedbir ve iştirak nafakalarına, davalı karşı davacı erkek yararına tazminatlara hükmedildi. Mahkeme kadının tazminat taleplerini reddetti. Davacı karşı davalı kadın kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi iştirak nafakalarını artırarak erkeğin ağır kusurlu olduğundan bahisle kadın yararına tazminatlara hükmetti. Hüküm davalı karşı davacı erkek N.A. tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme evli olmasına rağmen kadının başka bir erkeğe gece yarısı mesaj atmasını sadakatsizlik olarak niteledi. Kararda şu ifadelere yer verildi. Yapılan incelemede dosya arasında alınan telefon kayıtlarına göre davacı karşı davalı kadının değişik zamanlarda gece geç ve değişik saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri ve kadının başka bir erkeğe kendisi tarafından çekildiğini kabul ettiği mesaj içeriğiyle birlikte değerlendirildiği kadının davranışının güven sarsıcı boyutu aştığı sadakatsizlik olarak kabul edilmesi gerekir. Davalı karşı davacı erkeğin bir kısım hakaret ve tehdit eylemlerinin ise kadının sadakatsizlik eylemine tepki niteliğinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda davacı karşı davalı kadın, davalı karşı davacı erkeğe nazaran ağır kusurludur. Hal böyleyken erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece davalı karşı davacı erkek ağır kusurlu bulunarak davacı karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmişse de kadın erkeğe oranla ağır kusurludur. Davalı karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olmadığını anlaşılmasına göre Türk Medeni Kanunu'nun 174'de 1'e 2. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Davacı karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı karşı davalı kadın ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı teşkil eden niteliktedir. Erkek yararına Türk Medeni Kanunu'nun madde 174'de 1 iki koşulları oluşmuştur. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde davalı karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kararı yorumlayan avukat Fatih Karamercan da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin eşin karşı cinsle özellikle geç saatlerde telefon trafiğinin HTS kayıtları veya hukuka uygun şekilde elde edilen delillerle tespit edilmesi durumunda emsal niteliğinde bir karara imza attığını söyledi. Karamercan, eşin bu davranışını genellikle güven sarsıcı davranış kapsamında yorumlarken somut olay özelinde mesaj içeriğini de dikkate alarak eşin bu davranışını sadakatsizlik boyutuna ulaştığını kabul etmiştir. Bu kararla Yargıtay 2. Hukuk Dairesi somut olay özelinde kabul etmiş olduğu genel yorumdan vazgeçilebileceğini göstermiştir dedi.
Isparta'da doğal yaşam alanlarında yerden drone'la görüntülenen aynı aileden 3 yer sincabının şaşkın bakışları gülümsetti. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği içinde 171 memeli türünden biri olan Anadolu yer sincabı, sincapgiller familyasından gelengiller, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur Bölge sorumluluklarında yapılan koruma, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Isparta'daki doğal yaşam alanlarını drone'la görüntülendi. Yuvalarına yakın bir bölgeye konulan drone'u fark eden aynı aileden 3 gelenginin şaşkın bakışları görüntülere yansıdı. Yuvalarından zaman zaman çıkıp etrafı kolaçan eden sevimli hayvanlar uzun bir süre drone'u inceledi. Altıncı Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Isparta il sınırları içine yaşayan gelengiler için en büyük tehlikenin yaşam alanları olan steplerin sürülmesi ve tarım alanı haline getirilmesi olduğu belirtildi. Yine çiftçiler tarafından kullanılan pestisit zehirli yemlerin de bu tür için başka bir tehlike olduğu aktarıldı. Şimdi sizleri yarın buluşmak üzere spor haberlerimizle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında ağırladı. Afşat Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un bu galibiyetiyle puanı 26'ya yükselirken Afşat Afyonspor ise 18 puanda kaldı. Maç sonrası her iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri açıklamalarda bulundular. Sakaryaspor teknik direktörü Ercüment Coşkun Dere daha fazla gol atarak lider olmak istediklerini belirtti. Sakaryaspor kendi oyununu oynadı. Haklı bir galibiyet aldı. İyi yolda gidiyoruz inşallah. Ya bugün Hekimoğlu berabere kalsa liderdik averajla. Biz sadece liderliği erteledik. Daha önceden de söylediğim gibi. İnşallah ilk yarıyı puan farkıyla lider bitirmek istiyoruz. Afyonsporlu Nazmi Can Doğan da şunları söyledi. Sakaryaspor tebrik ederim galibiyetinden dolayı. Aramızda tatlı bir rekabet var. Biz buraya normalde beraber dedik. Kesin galibiyet parolasıyla geldik ama aslında Sakaryaspor'a çok da istediği oyunu oynatmadık kendi sahalarında. Sadece yediğimiz kendi hatalarımızdan iki basit çok kolay gol yedik. Pozisyona girmekte biraz bugün zorluk çektik işin açıkçası. Kısır bir maç geçti bizim açımızdan. Afşat Afyonspor oyuncusu Celal Hanalp de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık dedi. Tam da dediği gibi öncelikle biz yani puan ve puanları en kötü puanla dönmeyi amaçladığımız bir maçta çok eksikle geldik. Sonuçta mağlup olduk. Çok da istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Sakaryaspor'u tebrik ederiz. İnşallah önümüzdeki maçlarda Afyonspor'u daha üstlere taşıyacak oyunlar oynayarak hedeflere ilerleriz. Afşat Afyonspor'un yeni teknik direktörü Cem Kavçak da taçtan yediğimiz basit bir gol çözülme noktası oldu dedi. Evet, bir haftalık süredir takımla beraberiz. Tabii bu maçın zor olacağını biliyorduk maçtan önce. Rakibimizin gücünün organize olmuş, özgüvenli oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. İç sahada özellikle. Ama yenemeyecek takım yok maalesef. Bunun da bilincindeydik. Biraz daha topun gerisine geçerek takımımızın önceki eksikleri işte hücumsal ve savunma anlamında hücuma gidenin dönmemesi şeklinde oluyordu genelde. Biraz daha birlikte kompak oynayarak sonuca gitmeye çalıştık ama erken gol, taştan yediğimiz bir basit gol çözülme noktası oldu. Ondan sonraki süreçte biraz daha özgüvenler bizde dip yaparken rakip de tavan yaptı. Ama bir mağlubiyet aldık, önümüze bakacağız. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 13-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Yıldızlar ve Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerini Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek. Seçmeleri sporcularla birlikte antrenörler ve aileleriyle yaklaşık 800 kişilik bir katılım olması bekleniyor. 4 gün boyunca şehrin gastronomisinden, terminalinden, spor tesislerinden, tarih ve kültürel alanlardan istifade ederek milli takıma yetenekli sporcuların seçilmesi sağlanacak. Masa tenisi il temsilcisi Bilal Şenel, masa tenisi turnuvasının Afyonkarahisar'da gerçekleşeceğini duyurdu. Şehir halkımızın da gelen misafirlere sıcakkanlıklarını ve mutluluklarını yansıtarak
Afyon'un turizm şehri ve sporun merkezi olma yolundaki hedeflerine güçlü adımlarla ilerlemesine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şehrimizin spor severlerini de maçları izlemek üzere Tınaztepe ve Çiğiltepe salonlarına davet ediyoruz, dedi. Afyon Spor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çok yakında hizmete açılacak olan kano tesisi için ön başvuruların başladığını duyurdu. Duyuruda, Afyonkarahisar'da ilk kez yapılacak olan kano eğitimlerine başlamak için sizi yerinizi ayırtın, denildi.